Sizler için her ay hazırladığım 5000 ila 10.000 TL'lik akıllı telefon satın alma rehberinin yenisine hoş geldiniz. Ekim ayında bakalım bizi hangi akıllı telefonlar karşılıyor. Lafı fazla uzatmadan doğrudan listeye geçeceğim arkadaşlar, ama gerçekten listeyi yapmakta her geçen gün zorlandığımı da geçtiğimiz ay olduğu gibi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü fiyatlar maalesef yerinde durmuyor arkadaşlar diyeyim ve ilk cihazla devam edelim. İlk cihazımız Omix isimli markanın, ki bu markayı son dönemde oldukça sıkça duymaya başladık arkadaşlar. Omix X600 oldukça iyi bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyat seviyesine tercih edebilir modellerden bir tanesi olarak karşımızda görüyoruz. Omix X600'ün fiyatı 4500 ila 5000 TL arasında geziniyor şu sıralar. Biraz oynak bir fiyatı var gerçekten. Ancak teknik detaylarına baktığımız zaman bu fiyat seviyesindeki birçok cihaz ile yarışır seviyede. Hem malzeme kalitesi hem de teknik detaylarıyla onlarla benzer bir bizlere performansı sunar, aynı deneyimi yaşatır diye düşünüyorum. Bu telefon çok kısa bir süre benim test etme fırsatım oldu. Çünkü markadan cihazı bir türlü alamadım arkadaşlar. Aylardır bekliyorum ama ne gelen var ne giden. Dolayısıyla sizlerle çok kısa deneyimimi paylaşsam da aranızda bu cihazı kullananlar varsa mutlaka ama mutlaka benimle paylaşmayı ihmal etmesin. Bu arada kanalımı daha ileriye götürebilmek için sizlerin desteğine de ihtiyacım olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Hem kanalıma abone olup hem de sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Gelelim Tecno Pova 3'e. Bu akıllı telefonun tasarımı, bu akıllı telefonun açıkçası bu fiyatta sunduğu tasarıma hayran kaldım gerçekten. Geçtiğimiz aylarda bu cihazı sizlere anlatmıştım. 128 GB'lık versiyonu, 6 GB dahili bir belleği, 5 GB'lı bir artırılabilir belleğiyle beraber tam 11 GB'lık bir belleğe ulaşabilen bu akıllı telefonun fiyatı ise şu sıralarda 5400-5500 TL bandında geziyor arkadaşlar. İyi bir cihaz mı derseniz, açıkçası hani telefon kötü bir telefon değil ve bu cihazların hemen hemen hepsinde şunu söylemek lazım sizlere. Çünkü bu cihazlar bu fiyat seviyesinde sunabileceği şey neyse sizlere onu sunuyor. Ne eksik ne fazla arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım ve bir sonraki cihaza da devam edeyim. Pova 3 beğendiğim bir cihaz. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm bir akıllı telefon. M23 tabii ki olmazsa olmaz Samsung Galaxy M23 listemizde yine 3. sırada kendine yer bulmuş durumda. Ancak fiyatı eskisiyle hiçbir alakası olmayan seviyeye ulaştı bu akıllı telefonun. 120 Hz'lik yenileme hızına sahip ekranı, 5G destekli işlemcisi Snapdragon 1 işlemciyle geliyor ve genel anlamdaki deneyimiyle birçok kullanıcının kalbini kazanan bu akıllı telefonun şu sıralarda fiyatı 6000 ila 6500 TL bandında geziniyor. Ve ben bu cihazı incelediğimde bundan yaklaşık 4 ay önce kadar sanırım bu telefonun fiyatı 4000 TL ile 4300 TL bandındaydı. Çok da üstüne bir şey söylemek içimden gelmiyor açıkçası. Sizlerin de düşüncelerini yorumlarda bekliyorum. Bütün cihazlarla alakalı, bütün durumlarla alakalı ne istiyorsanız lütfen aşağı yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin değil mi? Bir sonraki cihazla devam edelim. Poco M4 Pro 128 GB'lık versiyonu listemizdeki 4. sırada kendine yer bulan akıllı telefon oldu arkadaşlar. Bu cihaza ise baktığımızda bu cihazın fiyatının 6700-6900 TL bandında olduğunu görüyoruz. Kimi günler 7000 liraya da çıkabiliyor. Burada 5G'li versiyonu da var. Ben 5G'li versiyonunu koymadım, düz versiyonunu koydum. Biraz daha uygun fiyat olanı tercih ettim açıkçası. Hani ikisinin arasında tabii ki önemli teknik detay farklılıkları var, ancak burada anlattığım cihazın hangisi olduğunu da sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle Google servislerini sorun etmeyen kullanıcılar için önemli bir telefon olduğunu düşündüğüm, özellikle ekran kasa oranıyla gerçekten benim bile ilgimi çeken bir model olan Huawei Y90'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Huawei Nova Y90 ise tasarımıyla arkasına baktığınızda Mate 40 Pro'ya benziyor. Önden baktığınızda ise ciddi anlamda başarılı bir ekran kasa oranına, ekran çerçevesine sahip bir akıllı telefon Huawei Nova Y90 modeli. Bu cihazın fiyatı 7000 ila 7150 TL bandında geziyor. Google'dan bahsettim. Google'ı sorun etmiyorsanız dedim ki bununla alakalı da bir çözüm videosunu geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştım zaten. Çok kısa ve küçük bir uygulama ile Google uygulamalarına erişmeniz de mümkün oluyor artık. O yüzden zaten bu videoya bu telefonu da ekledim gönül rahatlığıyla. Onu da sizlerle paylaşmış olayım ve Xiaomi ile devam edelim. Redmi Note 11 Pro. Bana çok sorulan bir cihaz. Pro Plus versiyonunu inceledim. Kesinlikle Pro Plus versiyonunu satın alın derdim. Ancak onun 11 bin liranın bile üstüne çıktığını gördüm ki o telefonu incelediğimde fiyatı 9 bin lira bandındaydı. İnanılmaz bir makas açılması var gerçekten. Bugüne baktığımızda ise Note 11
Pro. Diğer yani Pro Plus'ta aynı fiyata gelmiş durumda. Note 11 Pro'nun fiyatı 8200 ila 8300 TL bandında şu sıralarda bizlerle buluşuyor. Hem teknik detayları, hem malzeme kalitesi, hem de deneyimiyle gerçekten günümüz piyasasında sizlerin de hoşuna gidecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Note 11 Pro'nun Xiaomi tarafından üretilen bu akıllı telefonun. Ve listemizin sonuna doğru gelirken Samsung Galaxy A53'ü de sizlere aktarmak istiyorum. A52S'i geçtiğimiz aylarda size anlattım. A52'yi anlattım ama A53 de özellikle bu seneki 3 serisiyle üretilen A akıllı telefonların arasında iyi bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazın fiyatı 9800-9900 TL bandında. Kimi zaman 10.000 liraya da varabilir bu fiyat. Şimdi S20 FE'yi falan koymak istemiştim ama S20 FE'nin fiyatı başka bir seviyeye gitmiş durumda. A53 5G'ye baktığımız zaman ise 5G destekli bir işlemcisi var. Malzeme kalitesi fena değil. Tabi ekranı güzel, genel deneyimi güzel, kameraları da hiç fena değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu listede kendine yer bulmuş oldu. Şimdi listede eksikler vardır, fazlalar vardır. Bu niye burada diyecekleriniz olabilir. Sizlerin de yorumları o noktada çok önemli. Çünkü bu videoyu binlerce insan izliyor ve bazı kararlar verebiliyor. Bu noktada sizler ya işte şu cihaz da olsaydı, mesela iPhone 14 Pro Max'te olsaydı, keşke olsaydı 5000-10.000 TL bandı akıllı telefonların arasında. Ben de çok isterdim. Yani şunu yapmak isterdim mesela. Evet arkadaşlar, listemizin birinci sırasında iPhone 14 Pro Max var. İkinci sırasında Samsung Galaxy S22 Ultra var mesela demeyi isterdim ama maalesef diyemedim arkadaşlar 5000-10.000 TL arası akıllı telefonlarda. Ama işin şakasını bir kenara bırakacak olursak, sizlerin bu fiyat seviyesindeki beklentileri ya da şu cihazı görmeliydim, bu cihaz olmalıydı dediğim modelleri yorumlara bırakırsanız tek tek, biliyorsunuz her zaman olduğu gibi, cevaplarım oradan da listeye ekledik yazarız ki ilgilenmek isteyen ya da onu arayan insanlara da bir yol göstermiş oluruz. Kanalımdan desteklerinizi ihmal etmeyin. Sosyal medya hesaplarıma da desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.